Değerli dostlar, herkese merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Evet, bu videomuzda sizlerle yatırım tavsiyesi olmadan Bitcoin, dolar teknik analizini şöyle paylaşmış olacağız. Önemli destekler, dirençler nelerdir, nerelere gidiyoruz, nasıl bir senaryo çizebiliriz? Hep beraber şöyle bir değerlendirelim değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirip beğeni, yorum ve paylaşımları eksik etmeyin değerli dostlar. Evet, yasal uyarımızı şöyle kaldıralım. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim değerli dostlar. Evet, görüldüğü üzere 11.820 dolar bandında hareket eden bir Bitcoin söz konusu. Öncelikli olarak şöyle haftalık grafiğimiz, hatta aylıktan gelelim. Öyle değil mi değerli dostlar? Şöyle grafiği sıfırlayalım. Aylık bazda bir değerlendirmeye tabi tutalım. Evet, görüldüğü üzere MACD indikatörü oldukça pozitif. Yani teknik anlamda MACD indikatörü aylıkta pozitif. Şöyle baktığımız zaman değerli dostlar, aylıkta düşen kırılımı dediğimiz olayın bakın şu şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Yani orta uzun soluklu düşünenler için, yani 6 ay, 1 yıl ve üstü gibi. Şöyle baktığımız zaman aslında bizim önemli bir kırılımı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bakın şöyle ufak tefek sapmaları artık fake hareketi olarak göreceğiz. Şu şekilde. Bakınız değerli dostlar. Teknik bize der ki bu şekilde kırılıp geldiği zaman bakınız iki nokta üzerinde şöyle duracağız. Bakın birinci plan, bakınız dip bölgeyi üst direnç noktalarına koyarak elde edebileceğimiz teknik hedefler söz konusu. Bakınız görüldüğü üzere. Diğer husus, şöyle yapalım, kalınlaştıralım biraz. Bakın mavi çizgiyi görüyorsunuz, kalın çizgiyi değerli dostlar. Ve dip bölgeye aldığımız zaman, hatta biz şu bölgeden alalım. Fazla da geriden almaya gerek yok. Şöyle bakınız, tepe ile dip noktası yüksekliği kadar yukarı gitmesi teknik olarak söz konusudur. Kırılım noktasından itibaren. Bakınız kırılım noktasını görüyorsunuz değerli dostlar. Kırılım noktasına koyduğumuz zaman bakınız teknik olarak gidebileceğimiz hedef neredeyse 26 bin dolar bantlarını göstermekte. Bu sadece teknik bilgiye dayalı göstergeler değerli dostlar. Yani Bitcoin'in geleceği anlamında sadece teknik bilginin bize vermiş olduğu veriler. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bakınız aylık uzun soluklu bir düşünceden burada bahsediyoruz. Genelde şöyle bir durumda söz konusu olur. Kırılımlar gerçekleştikten sonra değerli dostlar, bakınız kırılımlar gerçekleştikten sonra, bakın şu kırılım noktası bir alım fırsatı. Bir pullback, bir geriye çekilme ve onay hareketiyle karşılaşma durumumuzda olabilir. Bu anlamda bizim için aslında çok çok güçlü bir destek noktası, hemen gösterelim değerli dostlar. Bakın şu kısım. Ortalama 8.980 dolar bantları ilerleyen zamanda olası sarkmalarda bizim için ana destek noktasıdır. Bakınız. Teknik olarak bir pullback muhabbetinden bahsediyoruz burada. Yani olasılık dahilinde gelebilecek bir pullback'te 8.900, yani 9.000 dolarlara kadar sarkmalar olsa dahi teknik bizi ilk etapta şöyle baktığımız zaman İşte 15.000, akabinde bakınız 25-26.000 dolarlara kadar gidecek bir hareketin burası öncüsü değerli dostlar. Bu kırılım, bu orta uzun vadeli hareketin öncüsü durumunda. Bir aylık grafiğe günlük trade edenler, işte 3-5 aylık bakan yatırımcılar değil arkadaşlar. Şöyle en az 1 yıl diyelim, 2 yıl, 3 yıl uzun soluklu düşünenler için aylık grafiğimiz söz konusudur. Evet. Aylık grafiğe bakıp da günlük, günübirlik trade etme mantığı gütmeyelim değerli dostlar. Haftalık grafiğimize gelelim. Grafiğimizi sıfırlayalım.
Haftalık grafiğimiz de oldukça net. Şimdi haftalıkta daha önce sizlere videosunu çekmiştim. Bir düşen kırılımından bahsetmiştik. Bakınız oldukça net değerli dostlar. Bakınız. Burada düşen kırılımıyla karşı karşıya olduğumuzu görmektesiniz. Bakınız. Direnç noktası. Direnç noktası. Direnç noktası. Bakınız kırılım gerçekleşmiş. Ortalama 9.700 dolarlarda gelen bir kırılım söz konusu. Değerli dostlar. Burada sizlere bir aylık grafikte bir pullback'ten bahsettik. Yani olası geri çekilmeler olsa dahi teknik bize yukarı doğru bir hareketin söz konusu olduğunu söylüyor. Niçin bu şekilde konuşuyorum? Çünkü bir düşen kırılmış arkadaşlar. Bakınız. Şu düşenin kırılması birinci olay. İkinci pozitif senaryomuz nedir değerli dostlar? Bakınız. Burada bir sol omuz, baş, bakınız şöyle bir sağ omuz şeklinde gittiğini görüyoruz. Yani burada arkadaşlar bir tobo formasyonu hakim gözüküyor. Evet, görüldüğü üzere düşenin kırılması, akabinde bir tobo formasyonu bizim için pozitif senaryo. Bakın sol omuz, baş, sağ omuz kırılım gelmiş. En azından buradan şu mesafe kadar değerli dostlar yukarıya doğru bir hareket söz konusu olur ki o da ciddi bir yükselişin habercisi konumundadır haftalık bazda. Evet. Umarım bütün bu pozitif senaryolarımız gerçekleşir. Çizimleri kaldıralım. Şimdi önemli stop noktamız nedir? Şöyle bakalım. Evet. 11.560, 11.500 seviyeleri arkadaşlar aşağı kırılmadığı müddetçe, bakınız şu siyah çizgi aşağı kırılmadığı müddetçe, 11.500 seviyeleri aşağı kırılmadığı müddetçe pozitif senaryo devam edecektir. Kripto para Bitcoin'de 11.500 ortalama bizim için önemli bir destek noktası değerli dostlar. Evet, diğer ciddi bir destek noktamız 10.500. Evet, 11.500 ve 10.500 bandında haftalık kapanışlar takip edilebilir. Buralar önemli destek noktaları. Evet, günlük grafiğimize bakalım şimdi de değerli dostlar. Şöyle grafiği sıfırlayalım. Şimdi günlük tablomuzda baktığımız zaman artık toboları, kırılımları bir kenara bırakıyoruz. Artık şurada bir filama söz konusu mu? Evet, bakınız. Şu şekilde bir filama oluşumu da burada gözlemlenebilir. Artık şu önemli eşik kırıldığı zaman yukarı yönlü güzel bir filamamız bizi bekliyor. Günlük kapanışını 11.900 seviyeleri üzerinde yaptığı takdirde değerli dostlar 11.900 dolar bantları üzerinde bir filamaya doğru yöneliş olabilir. Günlük kapanış 11.900 dolar üzerinde bir filamaya doğru gidebiliriz. Filamanın sapı kadar bakınız kırılım gerçekleşirse yukarıya doğru bir hareket gerçekleşir ki bu da ortalama değerli dostlar 15.000 dolar anlamına gelmektedir. Günlük grafiğimizde bu şekilde sizlere özetlemiş olduk. Şöyle hemen 60 dakikalık grafiğine de bakalım ve burada sonlandıralım değerli dostlar. Grafiği sıfırlayalım. Tüm çizimleri kaldıralım. Evet. 60 dakikalık grafikte sizlere şu şekilde evet. Görüldüğü üzere burada artık yükselen bir kanal söz konusu. Bu kanalın içerisinde gel gitler olabilir. Geri çekilmeler olabilir. Ama günlük kapanışı kesinlikle o 11.900 demiştik değil mi değerli dostlar? Bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe tekrar günlüğüne gelelim. Şöyle yanlış söylemeyelim. Evet 11.900 günlükte. Bizim için önemli. Tekrar saatle geliyoruz.
Saatlikte de değerli dostlar bakınız. Bu yükselen kanal içerisinde hareket bizim için oldukça önemli bir tablo halindedir. Evet. Umarım hedeflerine adım adım ilerler. Burada tabi geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. Ama biz aylık bazda baktığımız grafiğin arkasındayız. Aylık bazda gerçekten Bitcoin'de güzel hareketler gelebileceğinin işaretini görüyoruz. Her ne kadar geri çekilmeler olsa da ben şahsi olarak Bitcoin'deki her ciddi geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vade yatırımcılar için değerli dostlar. Ama günübirlik al sattıysanız tabii 15 dakikalık, 1 saatlik, 1 günlük teknik grafiklere bakmanız sizler için daha uygun olanıdır diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.